Umut Hüdayi Vakfı var. Tekrar onu koyalım. Şimdi bu Aziz Mahmut Hüdayi hakikaten Osmanlı'da belirli bir dönem son derece önemli bir dini şahsiyet. Hatta kendisine bazı kerametler falan da padişahların bile gidip icazet aldığı ve görüş aldığı, şiirler yazan, edebiyata meraklı yaşayan, o devirde yaşayan çok çok etkili kişi. Hatta Üsküdar'ın çok uzun bir tarafa kadar onun üstüne tapılı olduğu, padişah tarafından onun üstüne tapılı olduğu belgelidir. Peki ama vakıf başka, tabii o kişi başka. Vakıf onun da, adı sadece burada yaşıyor. Tabii adı yaşıyor. Adının yaşamasından da ne kadar memnundur onu biz bilemeyiz tabii yani. Nedir bu konumuzla ilgisi bu vakfın? Üsküdar'da bir, bu arada onların resimleri de var galiba. Orada bir park var. Evet. Bir küçük de video var. Arkadaşlar bunu daha önce beni de alıp gösterebilirler Murat konuşurken. Evet, burada bir duralım isterseniz. Şimdi bu park çok güzel yapılmış. Hı-hı. Normalde bu park zaten yanındaki hemen karşı tarafta görünen binayla birlikte TİBAŞ Vakfı'nın belediyeye kültür hizmeti yapılsın diye verdiği alan. Evet. Şimdi belediye de burayı, Üsküdar Belediyesi de burayı zaten kültür merkezi yapacağım diye alıyor ve parkı da yeniliyor. Bunun için başlatıyor. Bütün duyurularında, bütün ilanlarında açılışını yaparken kültür merkezi yapılacak, eğitim merkezi yapılacak diye duyuruyor. Evet. Parktan da tüm halk yararlanacak. Parklar engellenebilir mi? Kişinin evet. Şahsiyetin tahsis edilebilir mi ona? Edilemez. Şimdi buradaki sorun şu. Park yeniden düzenlenmiş. Son dönemde ben cezaevindeyken burası düzenlenmiş. Şimdi vakıf diyor ki işte yaptık parkı. Görmüyor musunuz diyor. Daha ne istiyorsunuz diyor. Oradaki TİBAŞ gönüllülerine, oradaki Üsküdar'da yaşayan insanlara. Biz buranın mücadelesini verdik. Dedik ki bu arsa eğitim için belediyeye verilmiş. Kültür merkezi olsun diye belediyeye verilmiş. Hı hı. Belediye de bunu bana kalırsa, benim kendi nazarımdaki görüşüm, usulsüz olarak vakfa devrediyor. Hı hı. Çok uzun süreli bir vakfa devrediyor. Çok uzun süreli bir anlaşma yapıyor. Vakıf sonradan Aziz Mahmut Hüdayi evet. Vakfı. Sonrasında değişiklikler yapılıyor. Plan imar değişiklikleri yapılıyor defalarca. TİBAŞ'lar mücadele ediyor. Oradaki halkın gönüllü olarak oluşturduğu bir gönüllülük hareketi. Evet. İtiraz ediyorlar. Buranın çünkü vatandaşa ait olduğunu ve belediyeye verilme amacını söylüyorlar. Ve oradaki yapılaşmanın da kaçak olduğunu, burada usulsüzlükler olduğunu ve vakfı verilmesini istemiyorlar. Çünkü endişe duyuyorlar insanlar. Oranın bir vakfa tahsis edildiği zaman ne olacağını biliyorlar. Biliyorlar, artık tüm Türkiye biliyor bunu. Yani bütün yeşil alan parklarının başına böyle durumlarda ne gelirse o geliyor galiba. Aynen öyle. Şimdi buradaki dernek yetkililerle, vakıf yetkililerle ben girmeden önce gittim konuştum. Belediye başkanına da gittim. Hı hı. Gittim kendisiyle konuştum. Hatta bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerle de konuştum. Gittim orada oturma eylemi yaptım. Oturma eylemi. Tabii oturma eylemi yaptım. Gittim kapının önünde bu inşaat durana kadar ben burada oturacağım dedim. Hatırlıyorum bu hadiseyi. Evet, inşaat durdu. Evet. Sonra yasal süreç beklenecek dendi. Evet. Yasal süreç beklenmeden bir takım içeride çalışmalar yapıldı. Biz onu videolarla görüntüledik. Dinlemiyorlar. Kanunu, nizamı dinlemiyorlar. Güle güle işler yaptılar adamlar, vakıf yetkilileri. Ben orada vakıftaki gençlerle de konuştum. Dedim ki bak burada hata yapılıyor. Onlar da hayır, hata yapılmıyor. Burası eğitim, öğretim yuvası olacak. Üst tarafta şunlar olacak, alt tarafta bunlar olacak filan demişti. Ben vakıf ve belediye yetkililerle konuştuğumda aşağı tarafta bir ticari alan düşünüyor musunuz? Yani bir markete kiraya verildiği söyleniyor demiştim. Ya ticari alan olabilir filan demişlerdi. Hayır ama öyle market filan yok demişlerdi. Şimdi bugün çıktığımda ilk öğrenmek istediğim buydu. Evet, bir markete verilmiş. Burada File adlı çok şubeli bir market. Şimdi, bunu marketin bir suçu protokolün yok. Protokolün içerisinde bu vardır. Hı-hı. Alt tarafta ticari alan yapacaktır filan. Orayı bu şekilde ticarethaneye çevirmek mi amaç? Kültür merkezine mi çevirmek amaç? Evet. TİBAŞ'ların orada hizmetine vermek mi amaç? TİBAŞ'lılar protesto ediyor. Hala ediyorlar. Daha geniş şimdi, gösterelim. O parkla ilgili bir video var. Ben o videonun da eğer arkadaşlarımız verebilirsem memnun olurum. O videoda da o parkın içerisindeki yapılan hukuksuz genişlemelerle o taban denilen bir imarla ilgili bir şey var ve bunların hepsi kanunla ispatlandı. Normalde inşaatın ve oradaki işlemlerin durdurulmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgili işlemler yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hizmetlerini... Videoyu da seyredelim o zaman, üstüne de konuşalım. Tamam. Evet. O parkı kullanıyorlar. Niye biliyor musunuz? Park öyle bir konuma geldi ki, yoldan taraf olduğunuz zaman parka giriş yeriniz yok. Parka giriş yeriniz yok. İki tane alan var. İki tane alan var. Hemen vakfın binasının yan tarafında girmeniz mümkün değil. Zaten birinin market tarafı, market girişi girmiş görüyorsunuz. Diğeri tarafı çok küçük. Diğer arka taraftan girişiniz var parka. Ama parka girdiğiniz zamansa karşılaştığınız manzara buymuş. Yani ne vakıf yetkililerinin veya çalışanlarının... Vakıf orada... kendisi kendi parkı gibi kullanıyor. Kendine özel tahsis gibi kullanıyor. Çünkü olması gereken mesafeden de ileriye gitmişler, parkın içine girmişler. Aynı zamanda halkın kullanımına açılması gereken, rahatlıkla girip çıkacakları yol vakfın sanki kendi yoluymuş gibi ve oradaki açılan marketin yoluymuş gibi tahsis edilmiş. Burada usluk var. Belediye bundan bir şey yapıyor mu? Yapıyor. Durdurma kararı vermiş. Durdurma kararını da başka bir fotoğraf daha var. Onu verebilirsek yan tarafta oklarla gösteriyor. Durdurma kararında ok mahkemeye gidiyor. Üst mahkemeye gidiyorlar. Evet. Evet, onu verelim. Bakın buradaki girişe bakın. Buradan nasıl girecekler parka? Siz burada bir park girişi olduğunu anlayabilir misiniz? Efendim vakfa özel park yapılmış benim anladığım. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? O üst tarafta başka yerleşim yerleri var. Oradaki kültür merkezi mahiyeti nedir? Bu parka girmek AB'ye girmekten daha ben o zaman şeylerle konuştuğum zaman vakıf yetkililerle biz buraya çok masraf yaptık. 27 milyon lira harcadık demişti. Dedim 27 milyon lira ne harcadınız? Dedim bu nasıl bir paradır dedim. Ne var ya dedi bizim vakıf yetkililerimiz dedi. Bunu karşıladı dedi. Küçük, bu kadar küçük görüyorlar o parayı. Ya dedim 27 milyonla neler yaparsınız ya? Aynı satıcıya yaptırmışlardır. Muhtemelen. Demin anlattığımız. Buradaki TİBAŞ'larda mücadele ediyorlar. Haklarını arıyorlar. İstedikleri orada kültür merkezinin olması. Oraya yakışır bir kültür merkezinin ve haklarının olması. O parka girişin, siz vatandaşın parkı kullanma hakkını gasp edemezsiniz. Peki, şimdi bir başka konu daha var yeri gelmişken. Konu bitmiyor ki Cüneyt abi. Bir Kudüs. Evet.